Merhaba arkadaşlar. Ben Hanife Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet sevgili DGS tayfa. DGS son 3 ay zamanımız kaldı. Peki bu 3 ayda derece yapmak mümkün mü? Ben DGS'de güzel bir puan almak istiyorum. Eksiklerimi tamamlamak istiyorum. Gerçekten DGS benim son şansım ve bu 3 ayı iyi değerlendirmek istiyorum diyorsanız doğru yerdesiniz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet DGS'de son 3 ay derece yapmak mümkün ama bunun bazı şartları var arkadaşlar. Yani bu şartları sağladığınızda derece yapabilirsiniz. Çok güzel bir puan da alabilirsiniz. Ama bu şartlar neler? Birlikte bakalım. Bunun için öncelikle iyi bir analiz yapmanız gerekiyor. Kendinizi iyi tanımanız lazım. Yani eksikleriniz nelerdir? Eksiklerinizi doğru planlamanız, doğru belirlemeniz gerekiyor. Elinize bir defter alın, bir kağıt alın. Güzel bir A4 kağıdı olabilir. Güzel bir defter olabilir arkadaşlar. Eksiklerinizi öncelikle belirleyin. Benim neyim eksik? Üstü sayı eksik olabilir. Köklü sayı eksik olabilir. Problemlerde eksikleriniz olabilir. Sayısal mantıkta eksikleriniz olabilir. Ne eksiğim var? Yani ben deneme yaptığımda nelerde eksik yapıyorum diye. Öncelikle eksiklerinizi çok güzel bir planlamak zorundasınız arkadaşlar. Eksiklerinizi planlayıp bunları düzgün bir şekilde analiz ettiğinizde ne kadar konu eksiğim var? 10 tane konu eksiğim var. İşte geometride bu eksiğim var. Sayısal mantıkta şu kadar eksiğim var. Özellikle cebirde şu konuda eksiğim var. Problemlerde şu konuda eksiklerim var diye. Bunları analiz edip arkadaşlar güzel bir şekilde planladığınızda bu öncelikle önümüzde çok güzel bir 3 ay var. Nisan, mayıs, haziran ayları, temmuzun bir kısmı. Dolayısıyla önümüzde gerçekten ciddi bir süre var arkadaşlar. Bu süreyi doğru planlamanız gerekiyor. En önemli konularımız neler bizim? Yani bu derece yaparken önümüzde bize ayağımıza e, işte önümüzü engelleyecek, ayağımıza değecek yani bizi ilerlememizi engelleyecek konular neler arkadaşlar? Bu konular problemler, sayısal mantık ve geometri. Çünkü cebiri aşağı yukarı herkes yapıyor arkadaşlar. Bunu bilmeniz lazım. Yani cebirde 13-14 tane soru varsa en kötü herkes bunun 7-8 tanesini, 9-10 tanesini zaten yapıyor. Geriye 3-4 tane spesifik dediğimiz işte mutlak değer, basitsizlik gibi belki birkaç tane böyle zor sorular kalıyor. Bunları yaparsanız belki öne geçiyorsunuz. Onun dışında cebirde çok fazla öne geçme şansınızın olduğunu düşünmüyorum. Öne geçmek istiyorsanız problemler sayısal mantık ve geometriye gerekli önemi vermek zorundasınız. Bizim için en önemli iki ay Nisan ayı ve Mayıs ayı arkadaşlar. Bu iki ayda eksiklerinizi tamamlamanız zorun, tamamlamak zorundasınız. Konu eksiklerinizi bitirmeniz gerekiyor. Nisan'da mutlaka haftalık bir deneme yapın arkadaşlar. Deneme yapın, analizlerinize bakın. Denemelerde ne eksiğiniz var? Konu eksikleriniz neler? E, hangi konuda zorlanıyorsunuz? Türkçe'de mi zorlanıyorsunuz? Matematikte mi zorlanıyorsunuz? Yani sözel mantıkta zorlanıyor olabilirsiniz, paragrafta zorlanıyor olabilirsiniz. Matematikte problemlerde, sayısal mantıkta, sice bazı konularında zorlanıyor olabilirsiniz. Ben gerçekten çok iyi bir derece yapmak istiyorum diyorsanız, olasılık, fonksiyon, kümeler bu gibi konuların eksiklerinizi tamamlamak zorundasınız. Mayıs'a geldiğinizde mutlaka haftada iki deneme atacaksınız artık. Şu an deneme zamanı problemler, sayısal mantık ve geometriye gereken önemi verip bunları denemelerde analizlerini iyi yapmak zorundasınız. Derece yapmak istiyorsanız bu şartları yapacaksınız arkadaşlar. Ve Haziran ayına geldiğimizde zirveye çıkmamız lazım. Zirveye nasıl çıkabiliriz? Bu ayda haftalık en az 3 tane deneme yapıyorsunuz. Hatta mümkünse her gün deneme atmaya çalışın arkadaşlar. Deneme analizlerinizi gözden geçirin. Yani ben deneme yapıyorum ama nerede sıkıntılarım var? Nerede eksiklerim var? Denemelerde çözemediğiniz soruları mutlaka mutlaka bir çözün ya da çözdürün. Yani soru kutunuz olsun mutlaka. Deneme analizlerinizi güzel yapmanız gerekiyor. Bunları yapmadığınız sürece asla o zirveye çıkamayacaksınız. 30 neti geçemeyeceksiniz belki 35 neti belki 40 neti geçemeyeceksiniz bunu geçmek istiyorsanız zirveye çıkmak istiyorsanız haftalık mutlaka bir deneme iki deneme haziranda mutlaka 3 deneme yapacaksınız mümkünse her gün deneme yapmaya çalışın ve zirveye çıkın hedef 12'den vurmanın ayı temmuz ayı işte şimdi haziranda deneme yaptınız analizlerinizi yaptınız eksiklerinizi bitirdiniz son artık temmuza geldiniz Temmuz'da bizim bir tekrar kampımız olacak. Tekrar kampına gelebilirsiniz. Bizi mutlaka takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Nisan grubumuz var. Nisan grubuna katılabilirsiniz. Bizden koşluk alabilirsiniz. Hedefe 12'den vurabilirsiniz arkadaşlar. Kendiniz de bunu başarabilirsiniz. Destek istiyorsanız bize biz destek de verebiliriz. Hedefe 12'den vurmak için artık orada 15-20 gün kadar süreniz kalıyor. Orada her gün kesinlikle deneme atıyorsunuz. Ve moralinizi yüksek tutuyorsunuz. Moralinizi yüksek tutmadan siz o hedefi 12'den vuramayacaksınız. Evet videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumunuzu da bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.